Trafik kazaları, özellikle de alkollü sürücülerin neden olduğu kazalar bütün dünyada olduğu gibi Avrupa'da da bir türlü çözülemeyen sorunların başında geliyor. İşte Belçika hükümeti bu sorunu azaltabilmek için ilginç bir yöntem uygulamaya başladı geçtiğimiz hafta sonundan itibaren. Geçtiğimiz hafta sonu Belçika'da alkolsüz hafta sonuydu ve yapılan trafik kontrollerinde e, alkol direk, e, di, olarak direksiyon başına geçtiği belirlenen sürücülere birer anahtarlık verilmeye başlandı. Anahtarlıkların ön yüzünde Axel, Corwin, Latesha, e, Nathan, Oliver, Philip, Romina ve Timi isimleri yazıyor. Peki bu e, isimlerin anlamı ne? Bu isimler e, daha önce alkollü sürücülerin karıştığı kazalarda hayatını kaybeden çocuk kurbanların isimleri e, ön yüzde anahtarlığın isimler, arka tarafında da e, çocukların e, öyküleri ve e, nasıl hayatını kaybettikleri anlatılıyor. E, Belçika'da e, çocuklarını e, kazaya kurban veren aileler derneğinin ebeveynler derneğinin düzenlediği bir etkinlik bu e, acıyı en iyi bilen onlar çünkü çocuklarını kaybettiler ve yeni çocuklar e, alkolü sürücülerin e, ve buna bağlı kazaların kurbanı olmasın diye e, bu konuda mücadele veriyorlar işte e, trafik makamlarıyla birlikte ortaklaşa bu proje hayata geçirildi e, Tabii bir taraftan e, sürücülere e, sürücülerin dikkatini konuya çekmek ama bir tarafta bir başka işlevi de var bu anahtarlıkta aynı zamanda şifre olarak kullanacaklar Çünkü alkolü yakalanan sürücüler e çarptırılacakları cezanın yanı sıra bu anahtarları şifre olarak kullanıp e, çevrim içi yani internet üzerinden verilecek bir kursa katılacaklar. Kursta e, alkollü araç kullanmanın toplumda yarattığı tahribat, e, nasıl insanların e, canına, sağlığına, malına kastettiğini anlatan kapsamlı bir kurs bu e, ve bu kursa e, katılabilmek için de e, anahtarlıkları kullanacaklar. E, çünkü Avrupa'da e, ve özellikle Belçika'da hala en önemli trafik kazası nedenlerinden birisi alkollü araç kullanımı 2019 yılında Belçika'da meydana gelen kazaların 4106'sı yani büyük bölümü alkollü sürücüler tarafından gerçekleştirildi ve bu nedenle de çok ciddi bir sorun her ne kadar son yıllarda yaklaşık %20 Azalsa kaza sayıları da alkollü araç kullanımına bağlı kazaların sayısı hala yüksek. Yine komşu ülke Hollanda'da da e, yıllık yaklaşık 2.800-3.000 kazanın nedeni alkollü ya da uyuşturucu e, alıp direksiyon başına geçmek. E, bu nedenle de kazaların önlenmesi için hem özel, çocuklarını kazaya kurban veren sürücü, e, alkolü sürücülerin neden olduğu kazalar sonucu kaybeden aileler hem de e, resmi yetkililer e, bu konuda e, oldukça e, etkili kampanyalar e, sürdürmeye kararlı e, bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. E, bir diğer başlığımız İngiltere'den. E, İngiltere'de e, en önemli çevre sorunlarından birisi nüfusları giderek artan boz sincaplar. Aslında sadece İngiltere'de değil, suyun bol olduğu Avrupa ülkelerinde uzun süreden beri başta sincap ve su samurları olmak üzere bazı canlıların çok hızlı büyümesi çevre açısından ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Birçok ülke buna ilişkin yeni yöntemler arayışında. Ancak en ilginç yöntemlerden birisi İngiltere'de gündeme geldi. İngiltere hükümeti boz sincapların nüfus artışını kontrol edebilmek için bu hayvanlara ağızdan doğum kontrolü hapı vermeyip planlıyor. İngiliz Çevre Bakanı Lord Goldsmith e, tarafından açıklandı bu plan ve e, boz e, sincaplar ve diğer işgalci türlerin e, ormanlık alanlarda e, çevreye verdikleri zararı önlemek için bunun gerekli olduğunu vurguladı. Çünkü yıllık yaklaşık e, 1.8 milyar sterlinlik bir zarara e, yol açıyor ormanlarda bu canlılar. Bu nedenle de artık e, doğum kontrolünün zamanının geldiği düşüncesinde İngiliz yetkililer peki bu nasıl olacak bunun için öncelikle boz sincaplar onların erişimine açılan yem kutularına yönlendirecekler. Bu yem kutularının içerisinde de fındık ezmesi konulacak sincaplar için. Tabi bu fındık ezmesinin içerisinde de doğum kontrol hapları yer alacak ve kutulara yönlendikten yönlendirdikten sonra fındık ezmesini yiyen sincaplar doğum kontrol hapını da almış olacak ve böylelikle e, üremelerinin önüne geçilecek. E, kulağa hoş gelen bir plan ama gerçekte işleyişi nasıl olacak e, bunu şimdilik kestirmek e, çok zor. E, önümüzdeki süreçte e, bu konuda e, gelişmeleri izleyip e, dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. E, İngilizler bunu çok önemsiyor çünkü e, kraliyet ailesi destek veriyor. Özellikle Prens Charles e, işgalci Bosnian'ların e, İngiltere'de olumsuz etkilerini kontrol altına almak için e, e, çalışma yapan kuruluşlara ciddi katkılarda bulunuyor e, ve bir an önce bu e, doğum kontrol yönteminin e, başarılı ulaşması için canla başla çalışıyor İngilizler. Sierra Türk İyi Müzik Doğru Haber